Evet arkadaşlar, bu haftaki kurbanımız reaktif güç kontrol rölesi. Bu röle kompansasyon panolarında bu mevcuttur ve onun beynidir. Gerekli ölçümleri yapıp gerekli kondansatörleri, yükleri devreye alır veya devreden çıkarır. Giriş birimleri ve çıkış birimleri mevcuttur. Üzerinde gördüğünüz gibi birçok değerleri gösteren ledler var. Üzerinde düğmeleri var. Gördüğünüz gibi alarmlar var. Dijital ekran modeli. Üstünde yine led göstergeleri var. Konuya tam hakim olamadığım için yani ayrıntılı bir şey anlatamayacağım size ama bilen arkadaşlar içini merak etmişlerdir belki daha önce hiç sökmemişlerdir. Yine bilen arkadaşların yorumlarını bekliyoruz. Cihazımızı her zamanki gibi ne yapıyoruz? Şöyle bir çevresel inceleme yapıyoruz. Ön panelde gördüğünüz gibi dijital ekran, birimler, dokunmatik işte butonlar var. Aşağı yukarı set tuşu var. Hemen şu yan tarafında, arka tarafında bağlantı şemasını görüyoruz arkadaşlar. Bağlantı şeması var. Şu ana kadar hiç vida göremedim ben ayrıca. Şurada bağlantı klemensleri var. Belli numaralar verilmiş. Aşağıdakiler şemaya göre bağlanması için. Bu yan tarafı. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir vida yok. Tırnak yok. Burada yine bağlantı klemens yerleri var. Soket yerleri var. Buralarda giriş yapılacağı görülüyor. Diğer yan tarafa baktığımız zaman burada da gözüken bir şey yok. Şu an sökmeye başlayacağız ama hiçbir vida yeri göremediğimiz için şöyle bir tahminim var. Bunu da biraz sonra göreceğiz doğru mu diye. Şu yapıştırma ekranın altında vidaların olduğunu tahmin ediyoruz. Bakalım doğru mu? Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, tahminimiz doğru çıktı arkadaşlar. Bu ön paneli. Gördüğünüz gibi hiçbir bağlantı yok. Sıkıştırma usulü. Maket bıçağıyla çekip aldık. Bir sıkıntı yok. Şu an kart inceleyecek olursak gördüğünüz gibi yine SMD teknolojisiyle yapılmış bir sürü elemanlar var. Küçük küçük. Bizim şu an bakınca tanıyabildiğimiz buton var. Kondansatör var. Ledler var. Display var. Başka da şurada bir kristal sanırsam kristal var. Bunları şu an tanıyabiliyoruz. Böyle dıştan bakınca temel elektronikçinin, elektrikçinin tanıyabileceği başka bir eleman yok. İlginç bir noktaya değinmek istiyorum. Şuradaki vidalar gördüğünüz üzere 3-4 tane vida var. Bu vidalar plastik arkadaşlar. Söktüğümüz cihazlarda ilk defa karşılaştığımız bir şey. Plastik. Evet arkadaşlar. Birinci karşımıza çıkan kartı söktük köşelerindeki 4 adet vidadan. Burada bir altta bir kartımız daha çıktı. Burada üsttekiyle bağlantı kuran soketleri görüyoruz. Dişi kısım. Burada da erkek kısımları görüyoruz. Bu dişleri incitmemek lazım, yamultmamak lazım. Takarken zorlanabiliriz. Hassas davranmamız gerekiyor. Şimdi buna baktığımız zaman neler var? Şurada bir, şurada 2, 3, 4, 5, 6 adet vidamız mevcut. Kartta yine ne var? Küçük çaplı entegrelerimizi görebiliyoruz. Zener diyotta benzeyen diyotlarımız var. Şurada biraz direnç olduğunu anladığımız elemanlar var. Renkleri var üstünde. Şimdilik bu kadar. Bir alt kademeye geçelim bakalım. Şimdi ne olacak? Evet arkadaşlar, bu kartı çektik gelmedi. İncelediğimiz zaman şunu gördük. Şurada daha önce görmüş olduğumuz klemensler. Aslında şu soketlere montajlı bir şekildeymiş. Bunları çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde şurada iki adet tırnağı var. Gördüğünüz üzere. Biri şurada. Biri şu. Biri şu. Tornavida yardımıyla ittirerek bunu çıkardık. Diğerini de aynı şekilde çıkaracağız. Daha sonra kartımızın gelmesi. Diğer bir elemanın da aynı şekilde öyle olduğunu görüyoruz. Şuradaki tırnağı kaldırıp geri doğru ittirdiğimizde kendisi çıkıyor zaten.
Evet arkadaşlar, klemensleri soketlerden ayırdıktan sonra kartımız kendisi zaten hemen düşüverdi. Hiçbir sıkıntı yaratmadı bize. Kartımızı inceliyoruz. Yine üst kısmı zaten tarif etmiştik. Kondansatörler, dirençler, entegreler mevcuttu. Soketlerimiz mevcuttu bir üst kata geçen. Şuradaki kalın hatlar, arka tarafları göreceğimiz röleleri besleyen ve çıkışlarıydı. Rölelerimizi incelediğimizde 24 voltluk röleler olduğunu görüyoruz. 8 adet röle var. Üst kapağımıza baktığımız zaman da zaten ne vardı burada? 8 adet ledimiz vardı. Bunlardan hangisinin aktif olduğunu herhalde buradan okuyabiliyoruz. Ve çıkışlardan biri reaktif güç kontrol rölesinin çıkışları kontaktörlere gidiyor arkadaşlar. Kontrol ediyor kontaktörlere. Eğer bir kontaktör çalışmıyorsa demek ki bu karttaki rölelerden birinin bozuk olma ihtimali de mevcut. Kontaktör sağlam ama hala devreye girmiyorsa belki de arızamız bu rölelerden biridir. Diğer elemanlara bakacak olursak şurada trafolar var. Bu tahminimce röle sürme ve besleme kartı kısmı bu tarafı. Burada bir transformatör görüyoruz. Burada bir tane 7805 elemanımız var. O da büyük ihtimal şu arka taraftaki elektronik devrenin çalışması için gerekli olan dijital bilgi olan birin değeri olan 5'i 5 voltunu vermek için entegrelerin çalışması için kondansatörler var. Yine burada bir tane daha 24 voltluk rölemiz mevcut. Burada soketlerimizi görüyoruz. Buradan şimdi keşfini yaptık. 8 röle var burada mevcut. Burada 3 tane de boş yer var. Demek ki hani çıkışlarını bilmiyoruz ama belki röle bağlayıp bu 8 çıkışlı reaktif röleyi 11 çıkışlı hale getirebiliriz. Bu da nedir? Daha büyük yükteki kompansasyon gerektiren yerlerde bu röleyi kullanabiliriz. Daha çok kontaktörle devreye daha fazla kapasitör, kondansatör ne yapabiliriz? Yükleyebiliriz, ekleyebiliriz anlamına geliyor. Tabi bu bence yanlış bilgi de olabilir. Doğru bilen arkadaşlar daha iyisini inşallah anlatırlar. Bu haftaki sökme işlemimiz kısa sürse de güzel bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Keşke daha iyi bilseydim bu konuyla daha güzel bilgiler verebilseydim size. Lakin en azından görsel olarak verdiğim bilgilerde yanlışlık olsa da görseller en azından doğru. Bunları daha iyi araştırıp öğrenebilirsiniz siz. Baştan başlayacak olursak ne yaptık? Şu üst kapağımız. Çünkü sökülebileceğini tahmin ettik. Çünkü hiç kutunun arkasında vida yoktu. Ve bunu maket bıçağı yardımıyla kenarlarından açıp çıkardık. Daha sonra bu kartı gördük. LED'lerimizi, display'lerimizi gördük. Bunlar şu köşelerinden 4 adet plastik vidayla vidalıydı. O vidaları söktük. Arkasında yine erkek soketleri gördük ki bunlar bir alttaki karta bağlantıyı geçiş sağlayan soketlerdi. Daha sonra en alttaki kartı sökebilmemiz için klemenslerin bağlandığı soketlerden ayırdık. Şurada bunlarda tırnaklar vardı. Tırnakları kırmadan hafifçe tornavidayla açıp ittirmek vasıtasıyla bu soketleri klemensleri soketlerden ayırdık. Ve daha sonra devremiz kendiliğinden zaten çıkmış oldu. Üst tarafta yine entegrelerimiz vardı. Soketlerimiz var. Dirençlerimiz var. Diğer tarafını çevirdiğimiz zaman da nelerimiz var? 8 adet rölemiz var. Burada bir adet daha rölemiz var. Bunlar çıkış için. Bu artık amacını tam bilmiyorum. Burada yine soketlerin giriş veri çıkış yerleri var. Rölelerin çıkışları bunlara bağlı. Burada da verilerin girişi var. 3 faz bilgisi büyük ihtimal buradan geliyor. Bu şekilde. En sonunda kapımız boş bir şekilde ne yaptı? Bize kalmış oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Sağlıcakla.